aslında dizi değerlendirmesini farklı platformlara bırakmak lazım ama bu tarz konuları sevdiğimden dolayı biraz da konuşmak istiyorum. Stranger Things sevdiğim bir yapım. Bizim yaş grubu ve bizden daha küçükler ilgiyle takip ediyorlar. Tabii bir şekilde de olsa Soğuk Savaş yıllarını 1990'dan sonra doğanların öğrenmesi gayet güzel. Çünkü herkesin konu hakkında kitap okuyup, araştırma yapıp, üstelik iki tarafında tezlerini sentez haline dönüştürecek pek zamanı yok. Elbette bu bir dizi eleştirisi ya da tenkidi değil. Fakat genel itibariyle 1980 sonrasında Amerika Birleşik Devletleri özelinde soğuk savaş ikliminin anlatılması gerekiyor. Çünkü bu diziyle doğrudan bağlantılı. Aslında birçok farklı başlığı burada toplayabiliriz. Maalesef ki dokunduğumuz her şeyin altından bir çapan oğlu çıktığı için durduk yerde paranoya sahibi olabilecek zamanları yaşıyoruz. Tabii enteresan zamanlar. Sovyetlerin Afganistan'a girmesi sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'nin komünizme karşı yeniden nükleer silah kartını masaya koyarken temsili kıyamet günü saatinde değişiklik olmuştu. Tam o yıllarda Stephen King'in Tepki gibi eserlerinin yayınlanması aslında şaşırtıcı değil. İşte CIA'in farklı uyarıcılarla zihin kontrolü yapmak için uğraştığı ve laboratuvarlar kurduğu zamanlar tıpkı dizideki gibi atom bombalarının Sovyetler üzerinde kullanılmasını savunanları o tarihte ABD üzerinde görebilirsiniz. Hatta bazı aktivistler alenen şunu diyordu. Atom bombası Tanrı tarafından ABD'ye hediye edildi. Ya da Watchmen gibi çizgi romanlarda Dr. Manhattan üzerinde anlatıldığı gibi Tanrı var ve o Amerikalı denildiği gibi yıllar. 1980'lerin başında benzer metaforlar sahiden de vardı. Üstelik tam da Reagan gibi birinin ülkenin başında olduğu zamanlar. Günümüzde bile o günleri irdelemek bazen gerçekten zor olabiliyor. Bunu kendi ülkemizden bile biliyorum. 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül gibi bizler için kritik bazı zamanlar var. O günleri bile bizler doğru bir şekilde idrak edemedik. Özellikle belgesel basında. Bir belgesel serisiyle Türkiye'nin tarihini öğrenemezsiniz. Çünkü bu mantığa aykırı. Her neyse çok hızlı bir giriş yaptık. Dilerseniz olayları en başına saralım. Veya 1980'lerin başına yani Stranger Things dizisinin geçtiği yıllara. Ne oldu, ne bitti ve neler yaşandı. Stranger Things 1980'lerin kurgusal kırsal kasabası olan Hawkins'te bir laboratuvarda başlıyor. Soğuk savaş yıllarında dizideki gibi olmasa da gerçekte de bu tarz zihin kontrolü için uğraşıldığı günümüzde bilinmekte. MK Ultra projesi iddiaya göre Nazi toplama kamplarında insan zihinlerini boyun eğdirme ve kontrol etme üzerine başlatılan çalışmanın devamıydı. Fakat bu proje resmi anlamda ki bunları çok sonrasında biliyoruz. 13 Nisan 1953'te CIA direktörü Alan Dulles'ın emriyle başlamıştı. Tamamen zihin kontrolü, manipülasyon, hafıza silme gibi 150'den fazla farklı proje CIA çalışıyordu. Tabii bunun arka planında soğuk savaş var. 1976'da bilgi edinme yasası kapsamında John Marks'ın CIA'in 1953'ten beri farklı uyarıcılara tonlarca aldığı tespit edilmişti. Tabii bu süreç 1980'lerde de devam etti. O yılları tekrardan anlatsayalım. O yıllarda soğuk savaş yeni bir çehreye bürünüyordu. Ağustos 1974'teki Watergate skandalıyla Başkan Nixon'ın istifa etmesi çok kritik bir eşik. Amerika Birleşik Devletleri'nin Vietnam başarısızlığı ülkedeki başkanlık kurumunun sorgulanmasına da yol açtı. Sovyetler ve Çin, Amerika Birleşik Devletleri'nin arka bahçesi olarak tanımladığı Orta ve Latin Amerika'da ya da Orta Doğu'da etkinliklerini arttırmaya, komünist eğilimlere daha yoğun destek vermeye başlamıştı. 4 Kasım 1979'da Ayetullah Hümeyni önderliğinde İran'da öğrenciler ABD Büyükelçiliğini işgal ederek 50'den fazla kişiyi rehin aldılar. 1980'de rehineleri kurtarmak için yapılan operasyon fiyasko ile sonuçlandı ve Başkan Carter'a duyulan güven azalmıştı. Tam bu yıllarda Afganistan'daki gelişmeler ise oldukça kritik. 1973'te Kral Muhammed Zahir Şah'ın kuzeni ve bacanağı olan Davut Han, Darbesiyle indirilmesi sonrasında Afganistan'da da süreçler değişecekti. Serdar Davut Han ilk 3 yılda Sovyetlerle arası gayet iyiydi. Hatta çok sayıda silah satın alıp ve Afgan subaylarının eğitilmesi gibi birçok girişimde yaşandı. Sonrasında ise 180 dereceye farklı bir tarafta olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne daha yakın bir politika izlemeye başlayınca 1978 Nisan'ında Albay Abdülkadir'in komutasındaki Sovyet tank ve savaş uçakları kullanılarak Afgan ordusu Başkan Davut'u devirdi ve Davut ile ailesinin 30 üyesi idam edildi. 1978 Aralık ayında Sovyetler Birliği ile dostluk, iyi komşuluk ve işbirliği anlaşması imzaladıktan sonra Afganistan hızla Sovyet etkisine girmeye başladı. Başa geçen Nur Muhammed Taraki oldukça yoğun bir Sovyet etkisi altında ülkeyi yönetirken uygulamaları Afganistan'ın yüzyıllardır belli bir dini bakışla yönetilen ülkede ciddi anlamda karmaşaya neden oldu. Burada Berejewski gibi simalara girmeyeceğim fakat Tariki'ye ülke genelinde protestolar başladı. Nihayetinde Tariki Moskova'ya dönüşünde bir zaman müttefiği sayılan Hafızullah Emin Taraki'yi öldürdü. Bu kez Hafizullah Emin, ABD yanlısı bir politika izlemeye başlayınca da 24 Aralık 1979 gecesi Sovyetler Birliği kuvvetleri Afganistan'a girdiler. Emin öldürüldü ve yerine Barbak Karmal getirildi. Savaş başlarken Soğuk Savaş'ın sembollerinden biri de harekete geçiyordu. Yani Kıyamet Günü Saati. Kıyamet Günü Saati aslında 1947'den beri olası nükleer savaş durumuna dair ayarlanıyordu savaşın başlamasıyla birlikte 2 dakika ileri olarak ayarladılar. Amerika Birleşik Devletleri ve Büyük Britanya 1980 Haziran ayındaki Moskova'daki olimpiyat oyunlarını boykot ederek katılmadı ki 60'dan fazla ülke de bu boykotu destekledi. Amerika Birleşik Devletleri tam bu sıralarda Hint Okyanusu'nda sürekli güç göndermekle birlikte CIA, Pakistan üzerinden Afganistan'daki cihatçı gruplara para ve silah sevkiyatına başladı. Şimdi diziyle bunların ne alakası var diyeceksiniz. Çok alakası var. Şöyle ki, yaşanan dönem ve olaylar özellikle 3. ve 4. sezonun arka planındaki siyasi hava ile ilgili. Geçmişe yönelik dürtülerin sadece pop kültürüne değil, jeopolitiğe de uzanması bakımından öncekilerden farklı. 3. ve 4. sezonun konusu soğuk savaş paranoyalarıyla dolu. Az evvel de ifade ettiğim gibi 1980'lerin başındaki Sovyet Afgan Savaşı ile başlayan süreç konusu. Korku ve paranoya. Amerika Birleşik Devletleri toplumunda soğuk savaşın getireceği bir nükleer saldırı sonrasında yok olma düşüncesi 1980'lerden itibaren yeniden ayyuka çıktı. Pop kültürünün artmasıyla ve bir dizi tepki geleneksel yapıda olanlarda daha çok belirdi. Muhafazakar toplum ve geleneksel değerlerin vurgulandığı 1980 sonrası dönemdeki Reagan bunun tam anlamıyla timsaliydi, Amerika Birleşik Devletleri'nin rahatsız olduğu, bastırma eğilimine gittiği, hatta farklılaştırarak yorumladığı, yeni apokaliptik olarak nitelendirdiği tüm belirtiler apokalipsin yani kıyamet fikrinin açılımlarını oluşturmaktadır. Kıyamete dair saplantılı düşünce aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk kuruluşundan ileri gelen bir dizi davranışla bağlantılı. 20. yüzyıl sonu Amerikan toplumunda klasik toplumun çöküşü ile gelen bir kıyamet fikrini yeniden uyandırdı. halihazırda hazırda ebedi düşman Sovyetler Birliği'nin askeri hareketleri de bu endişeye tuz biber ekti. Klasik aile yapısı bir noktada her yönden saldırı altındaydı zaten 1980'den itibaren Reagan ve Bush gibi simaların ısrarla geleneksel değerlerine bağlı muhafazakar Amerikan toplumunun kimliğini toplumsal çöküşe ilişkin korkularını ve bunları bastırmaya yönelik aldıkları konumları incelediğimizde bazı şeyler daha net kafamızda oluşmakta. Reagan ahlaki hem de siyasi bir zorunluluk olarak gördüğü Sovyet paranoyasını henüz seçim kampanyaları sırasında belirtiyordu. ...komünizmin aile kavramına saldırdığının ısrarla altını çizerek... ...mevcut komünist rejimleri süngü zoruyla yönetime geldiğini belirterek... ...onları meşru olmayan yönetimler olduğunu savunmaktaydı. Regan figürü Stranger Things'in geçtiği zaman dönemini kapsıyor. Dükkanların kapandığı ve her şeyin AVM'lere sıkıştığı... ...üçüncü sezonu izleyenler anımsayacaktır. Bu durum Regan Economics olarak da bilinen ekonomi politikalarının bir sonucudur. Yani üretimi engel kotalarının kaldırılarak, vergi kısıtlamasına gidilerek, üretim ve yatırıma teşvik için endüstriler üzerindeki devlet denetimini azaltarak, hükümetin ekonomik büyümeyi desteklemesini savunmak olarak bunu değerlendirebiliriz. Galiba biraz da Reagan'dan, yani o döneme havasını verenden bahsetmek daha doğru olacak. Regan biliyorsunuz ki bir aktör fakat onun en önemli özelliği 1947'de Sinema Oyuncuları Birliği'nin başkanı olması. O süreçte Hollywood sendika bazlı komünist avına çıkmıştı. Regan'ın devletin genel komünist avında yardımcı olduğuna dair ciddi iddialar var. Hazır bu konudan bahsederken birkaç bir şeyi de burada ekleyelim. Soğuk Savaş döneminde yumuşak propaganda olarak adlandırılan sinema insanın bilinçaltına pozitif bir şekilde mesajlar işlenerek daha güçlü hale getirilmişti ki aslında Hollywood tam anlamıyla Soğuk Savaş ile büyüdü. Soğuk Savaş ile şekillendi. 1950'lerin başında yoğundu. 1980'lerde zirveye oturdu. Rocky, Rambo serileri, Tapkan. Bunların hepsi evet planlı bunların hepsi. Tapkan'ın senaryosu bizzat Pentagon tarafından şekillendiği 2011'de The Washington Post tarafından yazılmıştır. Reagan'ın soğuk savaş yıllarında diğer ABD başkanlarından farkı, komünizme dair nefretine dair motivasyonu tam anlamıyla oluşturması diyebiliriz. Çünkü Sovyetleri tiranlık ve işgalci bir ideoloji olarak görüyordu. Hatta başkan olduktan sonraki ilk basın toplantısında bile Moskova'nın amacının tüm dünyada komünist bir toplum yaratmak olduğunu belirterek bunu gerçekleştirmek için her şeyi yapabileceğini belirtmiştir. İfadesi aynen şu şekilde. Sadece mutlak güce sahip olanlar özgürdür ve nihai barış sadece güç aracılığı ile tesis edilebilir. Reagan, komünistlere tam savaşı açmadan önce şu kronolojiyi dilerseniz verelim. Stranger Things'in 3. sezon finali 4 Temmuz 1985'te gerçekleşti. Yani dördüncü sezon 1986'nın başlarında. Yani iki süper gücün ABD ve Sovyetler arasında bir dizi diplomatik çabaya gelen bir zaman dilimi. Dizinin son sezonu beşinci sezon olacak. Bunun hangi yıllarda geçtiğini şu an için bilmiyoruz. Ancak her sezon farklı bir yılda geçiyor. Bu 1987 olabilir ya da 88 veya 89'da bitsin. Sonucu Soğuk Savaş'ın fiili sonuyla hemen hemen aynı zamana denk gelecek. Yani her iki ülkenin de diğerini ezme arayışında bir sona gelecek. Reagan'ın ilk dönemini tekrardan dönmek gerekirse, yeni başkanın komünizme karşı düşmanı geri çekilmeye zorlayan hareket veya stabilize etmekten çok geriye itme, yani bir rollback stratejisinden bahsediliyor. Soğuk savaş yıllarında Amerika Birleşik Devletleri'nin Sovyetlere karşı bir dizi politik kalıpları var. Biri de rollback, diğeri ise izolasyonizmdir. İzolasyonizm, ABD tarihinin günümüze kadar yansıyan önemli stratejilerinden biri. 1815'teki Viyana Kongresi'nden sonra alınan kararlar neticesinde İspanya'daki kaosu bastıran Fransa'nın, Latin Amerika'daki İspanyol sömürgelerindeki karışıklıklara da müdahale etmek istemesiyle Kuzey Amerika'dan girerek destek vermesi gündeme gelmişti. Aslında bunu tarihi anlamda Metternich sistemi demekteyiz. Bu Amerika Birleşik Devletleri için o zamanlar tehlikeliydi. Amerikan Başkanı James Monroe 2 Aralık 1823 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'ni yalnızcılık, daha doğrusu izolasyonizm politikasına götüren Monroe doktrinini ilan etmişti. Bununla birlikte Amerika Birleşik Devletleri kıtasındaki gücünü koruyup dünyadaki gelişmelere kayıtsız kalacaktı. Devlet stratejisi olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin bunu yoğun şekilde ilk kez kırması 1917'de Birinci Dünya Savaşı'na girişilir. İzolasyonizm ve bununla beraber Amerika Birleşik Devletleri'nde gelişen söylemler, örneğin İkinci Dünya Savaşı öncesinde Charles Lindenberg'in "Amerika First söylemiyle izolasyonizmi savunması, keza Trump'ın yine aynı şekilde davranışları. İşte Reagan bunun tam tersi olan rollback stratejisini izledi. Bu izolasyonizm veya soğuk savaş yıllarında çoğunlukla gördüğümüz aslında savunmacı anlayış olan çevreleme stratejisinin tam tersi tarafta olan bir uygulama. Aslında temel anlamında baktığımızda çok ciddi tezatlıklar veya ayrımlar yok. Fakat yine de karşıt bir söylem. Bakın bir dizi anlatımı konusu nerelere geldi. Farkındayım bunlar dizide geçmiyor. Fakat Stranger Things gibi bir dizinin arka planında dönen dünya stratejisi bu şekilde. Hazır geri gelmişken söyleyelim. Amerika Birleşik Devletleri tarihinde izolasyonizm gibi ideallerin kırılımını direkt 1917 şeklinde belirtilir bazı tarihçiler tarafından. Ama Alfred Mahan'ın 1890'lı yıllarda yazdığı deniz gücünün etkisi şeklinde bir eseri vardır. Bu eserle Amerika Birleşik Devletleri deniz aşırı ülkelerde üst kurulması, filo yapımı, deniz yetki sahası gibi bir dizi politikayı Amerika Birleşik Devletleri siyasetine ve mantalitesine yerleştirmiştir. Reagan'ın dönemini Neo-Westphalian sistemi olarak tanımlayan siyaset bilimciler veya tarihçiler de var. Bunu da dilerseniz anlatalım. Westphalian sistemi Temelde her devletin kendi toprakları üzerinde egemenlik hakkına sahip olduğu uluslararası hukukta yer alan bir kavram. Tarihi kökleri 1648 veya öncesine kadar uzanmakta. Bu kavram herhangi bir devletin iç yargı yetkisi dahilinde olan konulara başkası tarafından müdahale etme yetkisi vermez. Fakat baktığımızda Birleşmiş Milletler gibi birçok kurumun bu kavramı kabul etse de bazı noktalarda bunu deldiğini görmekteyiz uzak geçmiş veya yakın geçmiş. Hatta günümüz bile bunun delinmesiyle ilgili birçok örnekle dolu. Reagan döneminde de bu tersi istikamete gitti. Aslında Amerika Birleşik Devletleri Soğuk Savaş'la birlikte bunu defalarca derdi. Fakat Reagan döneminde bu iş zirveye oturdu. 277 numaralı ulusal güvenlik kararları ki o da 1987 yılına aittir, işi resmiyete dökmüştür. Reagan gerek az evvel belirttiğimiz stratejilerle, gerek yeni muhafazakarlık ifadesiyle birçok yerde Amerika Birleşik Devletleri'nin müdahaleci tavrını farklı bir boyuta taşıdı. Amerika Birleşik Devletleri, kendince özgürlük arayışında olan hükümet harici yapılanmalara genel yardımlar yapması ve mevcut alanlarda yine hükümet harici yapılanmalar üzerinden bu bölgelere istikrarsızlık yaratmasını da daha agresif hale getirdi. O yıllar içinde çılgınca sayılabilecek stratejik savunma girişimi kapsamında Reagan televizyonda düşman füzelerinin uzaya yerleştirilen araçlarla imha edileceği bir projeden bahsetmişti. Reagan'ın savunduğu savunma sisteminin parçaları uzaya yerleştirileceğinden bu proje Star Wars olarak adlandırılmıştır ki bunlar oldukça maliyetliydi. Reagan döneminde Amerika Birleşik Devletleri Angola'daki komünist yapılanmalara karşı mücadele eden UNITA'ya destek vererek 15 milyon dolar ve Stinger füzeleri takip eden yılda yine 15 milyon dolar daha vererek onların askerlerini eğitti ki bunlar bilinen rakamlar. Komünist güçlerin buraya maddi güçlerini sevk etmesini amaçlayan Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'da mücahitlere gizli veya aleni birçok destekte bulundu. Bu da başlı başına bir konu. Nikaragua'da kontralara, oldukça tezat teşkil etse de Kamboçya'da Pol Pot'a destek veriyordu. Orta Doğu'da, İran'da müdahaleler yapıldı. Avrupa'da daha çok basın, medya ve algı yoluyla manipülasyon ve kitleleri yönlendirilecek mekanizmalar sonuna kadar işletildi. İşte Stranger Things'in arka planında olan soğuk savaş mücadelesi ana hatlarıyla bu. Dizi korkunun olduğu bir toplumda farklı bir korkuyu anlatıyor. Oysa o yıllarda dünyanın farklı yerleri Hawkins kasabasından daha gerçek korkularla yüz yüzeydi. Bir sonraki yayında tekrardan görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.